Nereden geliyorsun? Evden. Evden geliyorsun. Evet. Evet, evden. Evden çıktın, buraya geldin yani, öyle mi? Yok. Şimdi ben sabah kalktım. Kişisel ihtiyaçlarımı giderdim. Kahvaltımı yaptım. Başka detay... Gireyim mi başka detaylara? İster misin? Yok, yok, girme. Ben evden çıkınca belki bir yere uğramışsındır. Böyle gelmişsindir diye şey ettim ben. Yoksa başka bir şey yok. Uğradım, evet. Uğradım. Ben benzinliğe uğradım. Benzinliğe uğradım. Bak ne aldım. Sakız. Ah. Sevmem ben sakız. Sakız sevilmez mi ya? Ne demek sakız sevmem? Harika. Şaplatma ağzını. Harika bir şaplatma. Ağzını şaplatma. Önden buyur hadi. Ben çıkıyorum. Git. Neredesin Rüzgar? Sabahtan beri seni arıyorum kaç defa? Adaya sürpriz hazırlamakla meşguldüm. İnanılmaz bir şey hazırladım. Yani adanın bayılacağı türden bir şey hazırladım bak. Şimdi ben onu gizlice eve davet edeceğim, tamam mı? Yani bir bahane bulacağım ve onu eve davet edeceğim. Hı. Ada eve girdiği gibi ada iptal. Ada şok. Yani diyecek ki aman Allah'ım bu Rüzgar ne kadar romantik biri. Aman Allah'ım bu Rüzgar ne kadar karşı konulamaz biri. Yani Bora'yı aklından saniyesinde silecek. Bak görürsün. Olacak bu. Olacak. Harika bir plan. Ama keşke önce bir sağlamasını yapsaydın bu planın. Yani bir işler yolunda mı diye kontrol etseydin önce. Hayırdır? Sen niye bu kadar gerginsin? Şu an senin yani kutlama falan yapman gerekmiyor mu? Baskın patladı Rüzgar. Baskın balon oldu. Ada kaçtı. Her nasıl bir şekilde bunu başardıysa ada kaçtı. Bora'yla hala beraberler yani. Ne? Nasıl yani ya? Vallahi bilmiyorum. Ada bu. Böyle bir yolunu bulmuştur. Hiçbirimizin tahmin etmeyeceği bir şekilde kaçmıştır. Ne yapacağız şimdi? Vallahi onu da bilmiyorum Rüzgar. Bu sefer sen düşün artık. Şu omuzlarının üzerinde taşıdığın şu ağır şey bir işe yarasın artık. Ha, işe yaramıyor yani, onu söylemek istiyorsun öyle mi? Yani burada saksı var. Bunu mu ima etmeye çalışıyorsun? Vallahi yani şu ana kadar işe yarar bir şey çıktığını görmedim o saksıdan. Üzgünüm. Bence sen insanlarla konuşurken kelimelerini seçmekte biraz daha dikkatli olabilirsin. Hı? İnsanları üzme, beni üzme. Çünkü istersen ben seni çok üzebilirim. Bilmiyorum, biliyor musun? Ok. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Ne oluyor burada? Cevap yok. Aranızda bana bu saçmalığı açıklayacak biri var mı? Yok. Cevap yok. Yani siz birbirinize kağıttan uçak yapıp atabildiğinize göre işler bitmiş. Oyuna geçilmiş. Koca şirkette iş bitmiş, oyun oynamaya geçilmiş öyle mi? Bana bakın. Aranızda oyun oynamak isteyen varsa insin aşağıya çocuk parkına. Oyun oynasın ama gitmeden önce istifa dilekçesini versin. Öyle gitsin, tamam mı? Bana bakmayın. İşinize bakın. İşinizi yapın. Herkes işini yapsın bu şirkette. Herkes. Adacığım, sen bir bana bakabilir misin? Herkes işini yapsın dedim ben. İşine baksın dedim, değil mi? Kuzen, kuzen bir gelsene. Bir şey konuşmam ne lazım sen. Bir şey konuşmam lazım, özel bir şey de. Tamam, bırak. Tamam, tamam. Eğer şirkette bir daha bu saçmalıkla karşılaşırsam hepinizi kovarım, haberiniz olsun. Hepinizi. İşinize bakın. Tamam kuzen, sakin. İşinize bakın! Dedi, işinize bakın dedi ya. Uçağı adamın kafasına atarsa da öyle olur tabii. Bilerek mi attım sanki? Şakalaşıyorduk, yanlışlıkla gitti. Zaten kafasına gelmedi ki, önüne düştü. Olacağız senin yüzünden. Çok kızdı. Kuzen, kuzen, kuzen. Tamam, sakin ol. Herkese sarıyorsun. Bir dur ya. Geç hadi. Tamam hadi, bırak beni. Bırak, giriyorum içeriye. Bırak. Tamam. Nasıl vurarak giriyorsun şeyde, kapıya da? Ne oluyor? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Ben tanıyorum seni herhalde. Biz kuzenden öteyiz, biliyorsun değil mi? Bir şey var. Ne oluyor? Anlat. Ya Ali, soruyorum adaya.
İlk aşkım nerede bilmiyorum etmiyorum, uzun zaman önceydi falan diyor. Gidiyorum teyzesine soruyorum, bana eviliyor, geviliyor, bambaşka şeyler anlatıyor Ali. Kuzen bir sakin ol, sakin ol. Bir tane tane anlat, baştan anlat. Geç bir, oturalım. Sakin ya. Sakin ol ya, sakin. Aşk kendi seçer.